1957 spor taraftarları Moda TV'yi ziyaret etti. Haber koordinatörümüz Yunus Zorla da tribünü değerlendiren Green Boys grubu taraftar sorumlusu Murat Saylan, maçlarda kendilerine kamu kurumları tarafından baskı uygulandığını ve bu nedenle iddia edilen maçlardan 2 hafta sonra gece geç saatlerde emniyete çağrılarak ifade verdiklerini belirttiler. Verdikleri ifadelerde maç esnasında çekilen fotoğrafların delil gösterildiğini ve bu nedenle maçta uygunsuz tavırlar sergilendiği iddiası ile tribünden uzaklaştırma cezası aldıklarını iddia ettiler. Maçta Altınordu. Altınordu maçında zaten biz kendi takımımız 3-0 yendiği halde biz sadece seviş amaçlı hareketlerimizi yaptık. Sonra yani orada bir de şov var. Biz o maçta küfür etmedik. Hakaretlerimiz de yok bizim. Ama o an hakemin kötü hatalarının yüzünden, hakeme şey yaparak o maçın baskısından ağzına çıkmış olabilir. Ama biz ne hakeme, ne de futbolcu, ne de kaymakam bey, ne de oradaki Ahmet Yıldırım'a hiç kimse şahsına küfür falan etmedik. Yani bize o şekilde yapılması çok yanlış. Bir de gecenin bir yarısı, saat 9'da aranıyoruz. Bana delil olarak hiçbir şey sunmadılar. Sadece küfür ettiğimi ve el kol hareketi yaptığımı öne sürdüler. Osmancık maçı ve Altınordu maçı ile ilgili bana delil sundular. Ama hiçbir görüntü veya ses kaydı yok. Osmancık maçında zaten 3-0 yenilmiştik. O anki o atmosfere göre istemsizce küfürler çıkmış olabilir. Ama kendim de değildim. Hani insan olarak. Ceza olarak da bu haftaki maça giremeyeceksin. Hafta sonu zaten cumartesi pazar işlem de yapamıyor. Pazartesinde kalıyor. Bir saçma yani maça girip girmemesi. Biz zaten maçımızı yine dışarıdan olsun izleyeceğiz veya sizin yayınınızdan izleyeceğiz denmesine göre rahatsız olmuş. Orası stadyum, ne sinema ne tiyatro. Orada tezahüratlar olacak, takıma destek olacak. Ben sadece bir maçtan, Osmancık maçından ceza aldığımı söylediler. Bir delil falan sunmadılar. Zaten diğer kardeşlerime, abilerime yapıldığı gibi fotoğraftan dudak okuma yüzünden ceza vereceklerini sanıyorum. İki maçta da ceza alan arkadaşlarım var, abilerim var. Altınordu maçında zaten 3-0 galiptik biz. Küfür vesaire olmadı. Kaymakam Bey'in isteği üzerine de Osmancık maçında küfür olmamasına rağmen, atmosfer anında birkaç şey olur. Madde atıldı dendi, atılmadı. Öyle bir şey yok. Bizim üstümüze bir komplo uygulandı. Yıkılacağı zannettiler ama biz yıkılmayacağız. Daha güçlü şekilde ayağa kalkacağız. Bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Sahaya yabancı isim fırlattı dediler. Sadece fotoğraf var. Fotoğrafta da elim havada diye yabancı isim fırlattı dediler. Öyle bir şey yok. Stada aldım ama cezası verdiler. Bu da karşı süresi de belli değil daha. Bir maç dediler. Belki bir sezon, belki iki sezon. Altınordu maçından dolayı beni işleme çağırdılar. Altınordu maçında herhangi bir küfürüm falan yok zaten. Dün akşam 9 civarı arkadaşlarımız çağrıldı. Osmancık maçı ve Altınordu maçından işleme konulduğumuzu söylediler. Ama herhangi bir maçlarda görüntü bize, sadece bir görüntü gösterdiler. Daha doğrusu ben de göstermediler. Arkadaşlarım da gösterdi, bana herhangi bir görüntü göstermediler. Sadece dudaklarımı okuyup bir üslup kullandığımı söylediler. O üslubun adı da bastık diye bir ifade kullandığımı söylediler. Bize orada karakoldaki polislerin vermiş olduğu ifadede kaymakam beyin rahatsız olduğunu, statta herhangi bir kimseye tepki olmayacağını, tepki yapılmaması gerektiğini söyledi. Statta şimdi biz taraftarız. Yıllardan beri maçlara gidiyoruz. Hem iç sahada hem dış sahada maçlara gidiyoruz biz. Şimdi statlarda tepki olmazsa hiçbir anlamı kalmıyor. Rakip takımı tepki göstermezse, hakeme tepki göstermezse tribünün herhangi bir önemi yok. Yani sessiz sinema gibi olmamızı istediler bizden. Kaymakam Bey de bu durumdan rahatsız olduğu için bu insanların işlem yapılmasını istemiş. Dün akşam hepimiz 11.30'a kadar Kaymakam Bey'in isteği üzerine toplanıldık. Bakanların, belediye başkanlarının, valilerin, milletvekillerinin izlediği maçta herhangi bir işlem, yasal işlem uygulanmıyor. Arkadaşımız eli kaldırmış, helal olsun diyor. Bize söyledikleri kelime, biz dudak okuduk. Nasıl okuduk? Biz sonuna kadar da davamızın peşindeyiz. Gerektiği yerlere, gerektiği şekilde şikayetlerimizi, başvurularımızı yapacağız. Suçsuzuz biz. Öyle bir el kaldırmayla işlem yapılsın. Sahaya cisim attın, görüntü yok, cisim attın diyorsun. Görüntü varsa sunun bize, cisim attığımı söyle. Bizim arkadaşlarımız zaten böyle bir şey varsa kabul ediyorlar. Suçlarını kabul ediyorlar ama edilmedik bir şey içinde suçlanırsak bu olmaz, bu lekedir. Şimdi herkesin gözünde biz
bu insanlar geliyor stada olay çıkartmaya çalışıyor. Şunu bunun hesaplarını yapıyorlar. Biz öyle değiliz. Taraftarları dinleyen Yunus Zor tribünlerde gayri resmi davranışların tabii ki uygun olmadığını ancak bu gibi durumlarda da görevlilerin de abi rolü ile tribünü de yönlendirmeleri gerektiğini ifade etti. İnşallah sizlerin sahadan uzaklaştırılmaması gerekir. Orada gerek emniyetin gerek kamu kurumu görevlilerinin de temennimiz size yardımcı olması. Eğer agresif bir hareket varsa bir abilik yaparak buradaki gençlerin hepsi 15, 16, 17 yaşında olan gençler buradaki gençlerin agresif hareketlerini bir abilik yaparak yapmayın demesi temennimiz. Çünkü yani karakola çağırarak, ifade alarak veya cezalar vererek içinizdeki ünye spor sevgisini öldürme şansınız zaten yok. Evet. Bugün stada girmezsiniz, stadın önünde tezahürat yaparsınız. Veya çevredeki binalarda oturur, binaların üzerinde tezahürat yaparsınız. İnşallah bununla ilgili Kaymakam Bey de ve gerek Emniyet Müdürlüğü de ona göre karar verir, ona göre davranırlar. Temennimiz tribünde kesinlikle şiddete, argoya, küfre kesinlikle karşıyız. Ama az önce dediğiniz gibi maç esnasında ister istemez insanlar istem dışı hareketlerde bulunabiliyorlar. Bunu da yasal mercilerle değil, abilik yaparak, ünlü ufak bir yer, burada herkes birbirini tanıyor, abilik yaparak çözülebileceğini düşünüyoruz. Çünkü Süper Lig maçlarında bile olan şeyler ünlü gibi yerde çok çok az olabiliyor.